Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 olası senaryo ile klozet neden su kaçırıyor onu göstermeye çalışacağım. Bu klozet videoların bu kadar çok popüler olacağını tahmin etmiyordum arkadaşlar. Meğerse ne kadar çok kişi klozetten mağdurmuş bu su akıntısından. Bunları bir nebze olsun çözmeye çalıştık ama gene halen bakıyorum farklı farklı sorular geliyor. Tamamen nereden su kaçırabilir? Bütün senaryoları ele alıyoruz. Bu şekilde kontrol etmeniz açısından hani kolaylık olsun diye kontrol edersiniz. Neresi arızalıysa onu yaparsınız. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu bizim sifon kısmımız. Suyun depolandığı yer. Bu gömme rezervuarlar falan var. Onlarda da genelde o düğmeleri falan bozuluyor üst taraftan. Onda mantığı aynıdır. Belki parçalar biraz daha farklı olabilir. Ama mantık aynıdır. Şöyle klozetimizin kapağını açalım. Buralardan veyahut da buralardan su, şurada iki nokta var. İki noktadan su akabiliyor. Buradan su akıyorsa şurada bir tuvalet musluğumuz var bu. Temizlenmek için kullandığımız tuvalet musluğu var. Bu bazen böyle gevşek kalabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Gevşek kaldığı zaman böyle ince bir su akar oradan. Bu musluğu kontrol edin. Gevşek olabilir, bozuk olabilir. Bozuksa değiştirin. Bundan klozet su kaçırıyor olabilir. Tuvalet musluğu dedik. Evet, daha sonra şu kapaktan olabilir arkadaşlar. Bakın şu basma düğmesi var ya. Bundan dolayı klozet su kaçırıyor olabilir. Nasıl olabilir? Bu kapağı böyle üstte kaldırıyoruz. Bakın şurada. Şu kapağın şuna bastığınız zaman bakın. Şuna bastığınız zaman şu kapak şuraya basınç yapıyor. Buradan boşaltıp suyu aşağı veriyor. Şayet bakın burası yukarıda olursa şunun ayar yeri var. Şuradan ayarlayabiliyorsunuz yukarı aşağı. Bak şu an yukarı kalkıyor. Görüyorsunuz. Bakın. Şimdi yukarı kaldırdım. Bakın şimdi. Şunu basıyorum. Klozetim şu anda su kaçıracak. Evet bakın. Su kaçırdı. Görüyorsunuz. Daha hiç şey yapmadım. Görüyorsunuz. Şu düğmeye dikkat edin. Bunu tekrar aşağı indiriyoruz. Bu düğme takılı kalabiliyor. Daha doğrusu buradan kaynaklanıyor olabilir. Buna dikkat edin. Suyumuz doldu arkadaşlar. Üçüncüsü bu şamandıradan olabilir arkadaşlar. Bu suyun kesiyor, açıyor. Bunu kontrol edin. Bu su gelip gittiğinde bu böyle yukarı çıkıyor. Şu şekilde bakın. Aşağı indi. Bakın şöyle yukarı çıkıyor. Yukarı çıktığı zaman su nereye geliyor? Şuradaki tahliye delikleri var. Fazla su geldiği zaman buralardan dışarı atıyor. Tahliyeyi geçtiği zaman o su devamlı akar. Şamandıra onu kapatmadığı için su buradan tahliyeden klozetin içinden akar gider. Bunu kontrol edin. Bundan olabilir. Şurayı su seviyesi yüksekse bundan olma ihtimali var. Bunu şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Buraya bir tane böyle plastik kelepçe gibi bir şey atın şuralara. Bir daha yukarı çıkmasın diye. Bir de şamandıranın bu conta yerleri falan var. Musluğun bağlantı yerleri. Şu aşağı kısımdan. Onlar da aşınmış olabilir. Belki oradan da kaçırıyor olabilir. Ona da dikkat edin. Dördüncüsü şuradan kaynaklanıyor olabilir. Şurası mekanizma bozuk olabilir. Şurası tam çalışmıyor. Aşağıda böyle kalmış. Bir daha yukarı çıkmıyor. Kilitlenmiş bu mekanizma. Şayet böyle bir durumda çözemezseniz bunu mecburen değiştirmeniz lazım. Burada değişmesi gereken aciliyet sadece bu kanmada ve hatta bunu parçada kırıklık meydana gelirse yapabilirsiniz. Onun dışında bakın bir de şu var arkadaşlar bakın. Şu aşağı kısımda bir conta var. Suyu bastığımızda aşağı veriyor. Bakın şu böyle gevşek kalıyor olabilir. Aha yerinden çıktı mesela şu anda. Evet. Şu anda yerinden çıktı bakın arkadaşlar. Şu an bunu evet, şöyle çıksın yerinden. Şu musluğu da kapatayım. Evet şu anda yerinden çıktı. Bunu çıkarıyorum. Bu arada içini de size göstereyim. Bakın şu sifon basma yeri. Bakın contaları falan var şurada. Şurada bakın bu geçirmelidir arkadaşlar. Şu contalar bozulmuşsa kaçırır. Mesela şuradaki contalar gitmişse bu şeye bağlı, klozete bağlı noktalar. Şimdi bunu tekrar takıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle olursa devamlı su akar. Klozet su akıtır. Şunu böyle takıyorum. Buna dikkat edin. Bu gevşemiş olabilir. Yerinden çıkmış olabilir.
Şu anda sıktım, çalışması lazım. Suyu açalım bakalım, su kaçıracak mı? Şöyle bakıyoruz. Herhangi bir su kaçar mı arkadaşlar? Bakın bundan da olabilir şayet. Bunların takılması, sökülmesi son derece basittir arkadaşlar. Bunu gözünüzde büyütmeyin. Kapağını kapatıyoruz. 5 olası senaryomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı ve etkili bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.